Nazım Temel, 1915 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 5 yaşında iken babasını kaybetti. Annesiyle birlikte büyük babasının konağında yaşadı. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önde gelen eserlerinden birisidir. Türkiye'de Epik Tiyatro ve Kabare Tiyatrosu'nun öncüsüdür. Adana hizmeti geçenlerin ve şehit olanların çocuklarına tanınan haktan yararlanarak parasız yasalı olarak girdiği Galatasaray Sultanisi'ndeki orta öğrenimini 1935 yılında tamamladı. Mezuniyetinden sonra devlet tarafından Heidelberg Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere Almanya'ya gönderildi. Siyasal bilgiler alanındaki öğrenimini geçirdiği ağır tüberküloz nedeniyle 1938'de yarıda bıraktı ve yurda döndü. 1938-1942 yılları arasında Erenköy Sanatoryumunda tedavi görüldü. Yüksek öğrenimi 1950'de İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Filolojisi bölümünde tamamladı. 1954 yılında üniversitenin sanat tarihi sürücüsüne asistanlık yaptı. Edebiyat yaşamını gençlik yıllarında yazdığı skeçlerle başladı. Canlar adlı ilk öyküsü Yedigin dergisinde Halim Yazıoğlu Çatma ismiyle 1946'da yayınlandı. New York Herald Tribune gazetesinin 1953'te İstanbul'da düzenlediği öykü yarışmasında Şişmanlı'ya yağmur yağıyor öyküsüyle birinci oldu. 1956'da Varlık Dergisi'nin araştırmasında yılın en beğenilen öyküsü seçildi. Asistanlığı sırasında yazdığı Günün Adamı Olur İstanbul Şehit Tiyatrosu'nda sahnelenmeden yasaklandı. Asistanlığı bırakıp bir anda tiyatro bilimi eğitimi için gitti. 1955-1957'de Max Reinhardt Tiyatro Akademisi'nde öğrenim gördü. Viyana'daki bazı tiyatrolarda reji asistanı olarak çalıştı. 1957'de tekrar Türkiye'ye döndü. İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nde Edebiyat ve Sanat Tarihi, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi ile İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde tiyatro tarihi okudu. Bir yandan da Tercüman Gazetesi'nde kişi yazıları yazmayı ve oyun yazarlığını sürdürdü. 1950'lerde oyun yazmaya başlamış olan ve tiyatrodaki ilk eserlerinde dramatik türün başarılı örneklerini veren Halim Tamer, ardından Epik Tiyatro dönemlerini geçmişti. Türk tiyatrosundaki Epik Tiyatro örneği olan Nişanlı Ali Destanı adlı oyunu ile dünya çapında tanındı. Bu oyun yurt dışında Almanya, İngiltere, Çekoslovakya, eski Yugoslavya'nın çeşitli kentlerinde oynandı. Artık Yılmaz tarafından sinemaya aktarıldı. Daha sonraki dönemlerde konularını güncel olaylardan alan siyasal, sosyal taşlamaların ağır bastığı oyunlar yazdı. Epik Tiyatro ve Kaderan'ın alanında verdiği yapıtlar çağdaş Türk tiyatrosunun klasikleri oldu. Eşsiz bir arı Türkçe kullanan Halim Tamer, Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının ve tiyatrosunun önde gelen yazarlar arasına girdi. Belo Kuşu Kabare'yi, bizim tiyatroyu ve Kabare tiyatrosunu kurdu. Küçük dergiyi çıkardı. Fıtra yazarlığını 1973'ten itibaren Milliyet'te kurdurdu. Öyküleri ve yazıları Yedi Gün, Ülkü, Lüken, Varlık, Küçük Dergi ve Yeni İnsan dergilerinde de yayınlandı. Filme de alınan Kaçak Ulu, Dağlar Delisi Ferhat adlı senaryoları sırasıyla Türkçünün Dostları Derneği'nin senaryo ödülünü ve basın yayın senaryo armağanı kazandı. Sancho'nun Sabah Yürüyüşü ile Bortacara Uluslararası Mizah Festivali öykü ödülünü tiyatro dalında da Serkan Kocam'ın Sınav Kalesi oyunuyla 1970'teki Türk İlk Kuramı tiyatro ödülünü kazandı. Sedat Sınavi Vakfı 1983 Edebiyat Ödülü Sertem Naili Boğazlar'la paylaştı. Milliyet Gazetesi'nde Deve Kuşu'na Mektuplar başlığı altında haklı köşe yazıları yazan Taner, güncel olayları değerlendirdiği bu yazılarda yaşadığı dönemin birçok edebi belgeselini sundu. Yazarlığının yanı sıra İstanbul Üniversitesi Gazetecilik Enstitüsü'nü ve Edebiyat Fakültesi'ni Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'ne Edebiyat, Sanat Tarihi ve Tiyatro Dersleri olarak aldı. Sonra Milliyet Gazetesi yazarlığı yaparsa 7 Mayıs 1900